yemin etmek anlamına gelen ant içmek iki anlamda kullanılır. İlk olarak insanlar doğruyu söylediklerine dair güvence vermek için ant içerler ya da yemin ederler. İkinci olarak ise gelecekte bir şeyi yapacaklarına dair söz verdiklerini ifade etmek için ant içerler. Eski antlaşmaya göre Tanrı'nın adıyla ant içmek en ciddi ant olarak görülür. Ancak başka kutsal şeylerin isimleri de anılarak ant içilebilir, yemin edilebilir. Yalan yere ant içmek Tanrı'nın adını aşağılamaktır. Kesinlikle günah sayılır ve yasaklanmıştır. İncil'de ise İsa Mesih'in ant içilmemesi, yani yemin edilmemesini öğütlediği görülür. İsa Mesih, evetiniz evet, hayırınız hayır olsun der. Bununla zaten her zaman doğrunun söylenmesi gerektiğinin, doğru söylenen şeyin ikinci kez onaylanmasına gerek olmadığının altını çizer. Hristiyanların günlük yaşamlarında sarf ettikleri sözler ant kadar, yemin kadar güvenilir olmalıdır.